Evet sevgili seyirciler, 7. Kar Sardağı'ndır. Tanıtım günleri Maltepe sahilinde şu anda devam ediyor. 5. günüdür. Tabii Ümit Özdağ biliyorsunuz Zafer Partisi'nin genel başkanı. Haykırı bir genel başkanımız. Doğruları söyleyen, geri fitesi olmayan bir genel başkanımız. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimi gördünüz, ilgisini gördünüz. Ardahanlı Iğdır yöresine de yayın yapıyorum. Duygularınızı alalım istedim efendim. Buyurun. Vallahi size özellikle teşekkür ediyorum. Benle ilgili çok tanımlama yapıldı ama bu geri vitesi olmayan genel başkan tanımlaması ilk siz yaptınız. Bunu tebrik ediyorum. Çok çok güzel, doğru. Bizim geri vitesimiz ne konusunda yok? Türkiye'nin birliği, dirliği konusunda geri vitesimiz olmaz. Türkiye örtülü bir işgal altına giriyor. 13 milyon sığınmacı ve kaçak geldi. Bunları vatanlarına geri göndermek konusunda asla geri vitesimiz olmaz. Soyguna, talana dur demek konusunda asla geri vitesimiz olmaz. Tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve İstiklal Harbi'nden asla geri vitesimiz olmaz. Ondan geri vitesi olanların da canı cehenneme diyoruz. Evet. Etkinliği gezdiniz. Gezdim. Büyük, coşkulu, ilgili bir kalabalık var. Sağ olsunlar bizi de sevgiyle kucakladılar. Çünkü Serhat şehirlileri vatanın ne demek ve vatan savunmasının ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Bu Kars, Ardahan ve Iğdır'da vatandaşlarımız son derece vatanperver, milliyetçi insanlar ve bugün de Türkiye'nin nasıl bir tehdit altında olduğunu görüyorlar ve endişeleniyorlar. Onların endişelerini dile getirdiğimiz için de Zafer Partisi'ne büyük bir destek oluşuyor bu bölgede. Hepinizine buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. 100 yıldır bölgede yatırım yapılmıyor. Evet. İktidar olursanız burada müzik ekranları başında bizi izleyenlere o bölge 100 yıl imal edilmiş yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bu konuda çok somut bir şeyden bahsedeceğim. Avusturya biliyorsunuz Avrupa'nın ortasında küçük bir ülke ama sadece kış turizminden 300 milyar dolar para kazanıyor. Çok büyük bir para bu. Peki orada olup da Türkiye'de olmayan bir şey var mı? Türkiye'de çok daha fazlası var. Üstelik dünyanın en güzel kış turizmi merkezi işte Kars, Ardahan, Iğdır. Biz Kars, Ardahan, Iğdır'ı sadece Türkiye'nin değil, bütün Orta Doğu'nun, Kafkasların ve Avrupa'nın ikinci Avusturya'sı olarak planlıyoruz. Ve bu gerçekten büyük bir ekonomik patlamayı sadece bölgeye değil, Türkiye'ye de getirecek diye düşünüyoruz. Aynı zamanda şunu da unutmayalım, Hazar petrolleri 21. yüzyılda önemini sürdürecek bir petrol yatağı ve kardeş Azerbaycan'da çok hızlı şekilde zenginleşiyor. Bölgeye en yakın iller sizin bu üç ilimiz. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin de Zengezur geçidi açıldıktan sonra çok daha yoğunlaşacağına ve bunun da Kars, Ardahan ve Iğdır'ın ekonomisine olağanüstü büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz. Ama biz bunu şekillendirmek için projelere de sahibiz. Bu projeleri de eğer halk bize imkan verirse hayata geçireceğiz. Peki, teşekkür ederim. Peki, çok sağ olun. Bir dergi vereyim size benim. Çok sağ olun. Genel Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ünvanımı unutma. Geri vites olmayan Genel Başkan. Geri vites olmayan, evet.